Ahlatçı Yatırım ile Haftaya Bakış'tan hepinize merhaba. Bu hafta oldukça önemli bir haftaya giriş yaptık. Bu hafta hatta bu ay itibariyle yaşanacak gelişmeler aslında önümüzdeki dönemde hem makroekonomik gidişata dair hem de piyasanın hangi seviyelere ya da ne yöne evrileceğine dair ışık tutacak gelişmeler içerdiği için bu hafta oldukça önemli. Bu ay da çok önemli. Nedenlerine birazdan dikkat çekeceğim ama bu haftanın öne çıkan başlıklarından biraz bahsetmek istiyorum. Neden bu hafta bu kadar önemli? Şimdi bu hafta itibariyle tabii ki geçen haftaki gelişmeleri geleceğim bu arada. Onlardan da bahsedeceğim. Ama bu haftanın önemini bir yere koymak gerekiyor, oturtmak gerekiyor. Şimdi Eylül ayının ilk haftası itibariyle Pazartesi günü özellikle ikinci çeyrek büyüme rakamlarını karşılayacağız. Bu önemli. Beklentilere ve önümüzdeki diğer verilere birazdan detaylarına değineceğim ama haftanın öne çıkan başlıklarında bu hafta Pazartesi günü itibariyle büyüme rakamları ilk sırada yer alıyor. Salı günü itibariyle TÜFE, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını karşılayacağız. Bu da oldukça önemli. Çünkü geçtiğimiz yılın Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına baktığımızda aylık bazda en yüksek enflasyonun yaşandığı aylardı bu 3 ay. Ve bu geçtiğimiz yılın bu yıla göre karşılaştırması dediğimiz baz etkisine baktığımızda enflasyonda yıllık bazda bir geri çekilmeyi göreceğimiz, etkili bir şekilde göreceğimiz aylardan biri diyebiliriz. Dolayısıyla burada %52'ler seviyesine yakın sayan bir yıllık enflasyon görme ihtimalimiz var. Detaylara geleceğiz birazdan. Başka neler var bu hafta? Şimdi Eylül ayının ilk haftası orta vadeli program açıklanacak. Bu önemli. Bunun detaylarına geleceğim. Ama haftanın son işlem günü, Cuma günü de Fitch'ten Türkiye değerlendirilmesi açıklanacak. Şimdi bunlar bu haftanın önemli gelişmeleri ama bu ay sadece bunlarla kalmıyor. Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası Haziran ayında ilk faiz indirimini yapmıştı. Bu ay Eylül ayı itibariyle ECB'den yeni bir faiz indirimi gelecek mi? Bu önemli. Fed'in Eylül ayında artık neredeyse kesin gözüyle bakılıyor faiz indirimi yapmasına. Tabii ki burada özellikle enflasyonda istenilen koşullara yaklaşılmasının yanında, yani yakın sanmasının yanında diyelim hatta, tam anlamıyla oradaki yapısal problemler tam anlamıyla düzeldi diyemeyiz. Ama istihdam tarafında yaratılan baskı aslında resesyona girecek mi girmeyecek mi, sert bir iniş mi olacak? Bu endişelerle birlikte Powell üzerinde, hatta Fed üzerinde artık faiz indirim döngüsüne yaklaşıldığının sinyalinin verilmesine neden olmuştu. Bu açıdan Eylül ayında Fed'den de bir faiz indirim gelme ihtimali yüksek diyoruz. Bunun dışında hemen Fed'in akabinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz indirimi gelecek mi, gelmeyecek mi? Tabii ki beklenti gelmeyeceği yönünde. Eylül ayında zaten Merkez Bankası'nın açıklamalarına baktığımızda herhangi bir faiz indirimine dair herhangi bir sinyal yok. Bu da oldukça önemli. Dolayısıyla beklentiler Kasım ayına ötelenmiş olsa da şu anda Merkez Bankası tarafındaki faiz indirimi için Kasım ayı da dahil olmak üzere hala faiz indirimi yapılabilmesi için makro verilerin bunu desteklediğini söyleyemeyeceğiz maalesef. Şimdi bunlar ayın öne çıkan gelişmeleriydi. Biz OVP ile başlayalım. OVP neden önemli? Şimdi OVP'den ne beklenmeli? Bunu konuşalım. Geçtiğimiz yılın rakamlarına baktığımızda, geçtiğimiz yıl aslında OVP'deki o tahminler açıklanmadan önce enflasyon raporu açıklanmıştı ve OVP'deki tahminler de enflasyon raporu içerisinde açıklanan o çerçevenin yönlendirmesiyle OVP'de de revizyonlar gelmişti. Bu yıla baktığımızda geçtiğimiz haftalarda yılın 3. enflasyon raporu açıklandı ve özellikle enflasyon tarafında 2025 yılına dair bir revizyona gidilecek mi soru işaretiydi. Herhangi bir revizyona gidilmedi. Burada tabii ki özellikle hali hazırda hane halkının enflasyon beklentileri iyileşmemişken yeni bir revizyonun algıda bozulma ihtimali yaratacağı düşüncesi baz alınmış olunabilir. Bu anlamda da şimdi 2024 yıl sonu enflasyon tahmini bir bant aralığında belirlenmişti biliyorsunuz. %34'lerle %42'ler seviyesinde. 2025 için enflasyon tahmini, yıl sonu tahmini %14'lerde sabit bırakıldı. 2026 için de %9'larda sabit bırakıldı. Şimdi enflasyon tarafı bu şekilde, enflasyon raporunda bu şekilde açıklandı. Diğer taraftan OVP'den ne beklenmeli? Şimdi hem enflasyon tarafını konuşacağız. Bu hafta dedik
Salı günü itibariyle Ağustos ayı enflasyon rakamlarını karşılayacağız. OVP'de ne beklenmeli? Şimdi burada özellikle hem daha önce kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarında hem de IMF'in geçtiğimiz hafta içerisinde açıklanan 4. madde raporunda dikkat çeken iki nokta vardı. Birincisi 2025 yılında yıl sonuna doğru enflasyonun hedeflenen aralığa gelmemesi halinde ilave sıkılaştırma olabilir, gerekebilir şeklinde bir söylem vardı IMF raporunda. Bu son dönemlerde TL reel anlamda değerli değersiz tartışmaların, daha doğrusu çok değerli tartışmaları hali hazırda yaşanırken böyle bir ilave sıkılaştırma ihtimali tabii ki özellikle üretici tarafında önümüzdeki dönemde tartışmaya açık bir konu. Daha önemli maddelerden biri şuydu. 2025 yılı için, yani önümüzdeki dönem için yönetilen yönlendirilen fiyatlar, işte bunun içerisinde kira sözleşmeleri dahil, ücret artışları dahil, bunların gerçekleşen enflasyona değil de ileriye dönük enflasyon üzerinden ayarlanması gerektiğine, bunun da işte hem önümüzdeki vadede enflasyon üzerindeki etkisine hem de rekabetçiliği artırma konusundaki etkilerine dikkat çekilmiş raporda. Bu ne demek aslında? Şimdi ileriye dönük enflasyona göre ücret ayarlamaları dediğiniz noktada, burada tabii ki yılbaşında yapılacak zamlar. Bunlar ileriye dönük enflasyona göre yapılacaksa şayet Merkez Bankası'nın beklentisi olan %14'e göre ücret artışları yapılacak. Bu önemli. OVP'de bu anlamda bir revizyon gelirse ki kişisel beklentim gelmesi yönünde. Özellikle geçtiğimiz yılın rakamlarından da biraz bahsedeyim size. Şimdi %4 2024 büyümesi beklenmiş. Pazartesi günü açıklanacak. %1'e yakın bir daralma ikinci çeyrekte görme ihtimalimiz var. Geçen yılki tahminler büyümede %4 2024 yılı için, %4,5 2025 yılı için, %5 de 2026 yılı için bir tahmin vardı. Enflasyon tarafına baktığımızda geçtiğimiz yıl OVP'de açıklanan tahmin %33'ler seviyesindeydi. Bu 33'lerin artık hani biraz daha gerçek rakamları %40'lara, bu Merkez Bankası'nda üst bandı aslında, bu seviyelere yakınsama ihtimali var. 2025 yılı için %15,2 olarak belirlenmişti tahmin. Burada da %15,2'den %18-19'lara doğru bir yukarı yönlü revizyon görme ihtimalimiz yüksek. Bu neden önemli? Şimdi %33'leri zaten yıl sonunun geri kalan aylarını hesapladığımızda matematiksel olarak zaten %33'leri görme ihtimalimiz yok. Temmuz ayının etkileri gelen, hem Temmuz'da elektrik zamları geldi, Ağustos ayı itibariyle doğalgaza gelen zamlar, diğer yandan Temmuz ayında burada ÖTV tarafında yeniden değerleme oranının güncellenmesi sonrası, hem benzin tarafında hem de tütün ve alkollü içecekler tarafında bunlara gelen ÖTV güncellemelerinin zamlarının etkileri vardı. Haliyle baz etkisinin bir miktar azaldığını gördük. Temmuz ayı itibariyle gelen rakamlardan bahsediyorum. Ağustos ayı içinde gelen rakamlar bize burada özellikle yıllık enflasyonun %52'lere yakınsadığını gösterecek. Ama geri kalan aylara baktığımızda yılı takriben %40-42 bandında, hatta 40 da çok mümkün değil gibi ama 40-42 bandı diyelim, bu seviyelerde kapatma ihtimalimiz var ki bu noktada da zaten bu bant aralığında kalmasının daha önemli olduğuna dikkat çekmişlerdi. Haliyle burada biz OVP'de büyümede aşağı yönlü bir revizyon, enflasyon tarafında yukarı yönlü bir revizyon, 2024 için %33'lerden %40'lara varan, 2025 yılı için %15,2'lerden %20'lere yakınsayan ama bunu yaparken hane halkının beklentilerini de bozmadan gerçekleştirecek bir güncelleme ihtimali söz konusu. Tabii ki bununla birlikte diğer kalemler dediğimiz nedir? İşte kişi başı gelir ya da işsizlik oranları, cari açığın GDP'ye oranı gibi birçok kalemde de revizyon görme ihtimalimiz var. Dolar TL tarafında geçtiğimiz yıl 2024'de 36,8 ile kapatacağımız, 25'te 43,9, 26'da da 47,8 olarak bir güncelleme gelmişti. Şimdi dolar TL ile ilgili, kurla ilgili şöyle bir yorumu, detayı vermek istiyorum. Şimdi geçen yılda bu çok gündem oldu. OVP'de kur tahmini denildi buna. İşte kur tahmini %36'larda, 37'lerde. OVP'de bir kur tahmini yapılmaz. Bu rakamlar geldiğinde
kur beklentileri geldiğinde, daha doğrusu kur çıktıları geldiğinde yeniden kur tahmini şeklinde yorumlara çok da itibar etmeyin. Çünkü OVP'de aslında önce büyüme belirlenir. Mevcut varsayımsal işte rakamlar BAV alınarak potansiyel büyüme belirlendikten sonra aslında burada sırasıyla enflasyon, istihdam, cari açık gibi rakamlar belirlenir ve bunların sonucunda TL cinsinden milli gelirin dolar cinsinden milli gelire oranlanmasıyla bir kur ortaya çıkar. Bu modelin bir çıktısıdır. Yani bir tahmin değildir. Büyüme bu şekilde gerçekleştiği senaryoda enflasyon işte tahminde gösterilen rakam, istihdam tarafı tahmin içerisinde yer alan rakam ve bu büyüme senaryosunda cari açıkta bu olacak şeklinde gelen açıklanan modelin çıktısıdır kurun oradaki belirlenen seviyeler. Yani tüm bu büyüme varsayımları altında istihdam, cari açık, enflasyon çıktılarına bakarak bunlar sonucunda oluşan bir çıktıdır. Dolar TL tahmini değil, çıktıdır aslında oradaki. Bunu da detayları da verelim. Şimdi bu neden önemli? OVP tarafındaki güncel önümüzdeki dönemde az önce de bahsetmiş olduğum gibi ücret ayarlamaları hangi oran üzerinden gerçekleşecek ya da sadece ücret ayarlamaları değil kamudan gelen, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar demişler IMF raporu içerisinde. Yeniden değerleme oranında mı örneğin bu oran üzerinden gerçekleşecek? Bu önemli çünkü yeniden değerleme oranı mevcut model üzerinden devam eder de ücret artışları kur beklentilere göre buradaki ileriye dönük beklentilere göre revize edilirse şayet bu alım gücünün aslında azalacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla OVP'de gelecek güncellemeler önemli. Son olarak söylüyorum, enflasyonda yukarı yönlü, büyümede aşağı yönlü revizyon gelme ihtimalini bu hafta itibariyle görebiliriz. Şimdi devam edelim. Bu OVP'nin yanında hangi rakamlar? Ağustos ayı için enflasyon tahmininden bahsetmiştik. Tabii ki burada geçtiğimiz yıl 9,09 oranında bir yılın aynı ayında aylık bazda enflasyon görmüştük. Bunun aşağı yönlü düşmesiyle birlikte yani bu ay %2,5-3'ler bandında bir enflasyon açıklanmasıyla birlikte hatta beklentiler 2,5'lar, 2,6'lar civarı aylık bazda. Bu da tabii ki yıllık enflasyonu %52'lere yakınsaması neden olacak. Bu açıdan da oldukça yoğun bir hafta geçireceğiz piyasa tarafında. Şimdi bunlar OVP'den beklentiler ve büyüme tarafında da özellikle bu arada %1'e yakın bir daralma görme ihtimalimiz var. Bunun sektörel bazda kırılımlarını tabii ki haftaya yapacağımız yayında inceleyeceğiz ama büyüme de aşağı yönlü, enflasyonda aşağı yönlü rakamlar görme ihtimalimiz yüksek. Cuma günü Fitch açıklamaları dedik. Fitch'in mevcut durumda şu anda en son not artışını Mart ayında gerçekleştirmişti. Şu anki mevcut durum B artı pozitif olarak korumuş olduğu görünümü de yeni bir not artış ihtimali gelmesi yüksek. Ama bu piyasa fiyatlaması açısından baktığımızda herhangi bir etki yaratacak gelişme mi? Hayır değil aslında. Çünkü not artışlarının önümüzdeki dönemde de yani işte Mart ayında, Temmuz ayında diğer kurumlardan da geldiği süreçte bunların gelebileceğini söylemiştik. Burada yeni bir not artışının piyasada yeni bir hikaye yaratacak etkisi bulunmadığını söyleyelim. Ama not artışı gelmezse şayet bunun olumsuz etkisi not artışı geldiğinde piyasanın verebileceği olumlu etkiden çok daha ağır olur. Not artışının gelmeme ihtimali üzerinde durmuyorum bu arada ama gelmezse şayet burada daha olumsuz bir etki yaratabilir. Cuma günü Fitch'in açıklamalarını takip edeceğiz. Onlar da tabii ki hem makroekonomik gidişata dair hem para politikası üzerinde hem de para politikasının sıkılığı ve buna ek olarak mali politikalarda yaşanması gereken sıkılığa atıfta bulunarak mevcut seyri yorumlayıp önümüzdeki döneme dair gözlemlerini ve yapılması gerekenler konusundaki tavsiyelerini de belirtecekler Türkiye değerlendirmesinde. Şimdi geçtiğimiz hafta neler açıklandı? Bunlara biraz dikkat çekelim. Dış ticaret açığının verisinin açıklandığını gördük. Burada özellikle Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %41,8 azalarak 7 milyar 295 milyar
dolara gerilemiş durumda. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 ayında 2023'ün Temmuz ayında %61.2 iken 2024 Temmuz ayında %75.5'e yükseldi. Tabii ki dış ticaret tarafında iyileşmenin olduğunu görebiliyoruz. Ama burada önümüzdeki dönemde daha bizi ilgilendiren kısım, resesyona girmeden Türkiye bu süreci nasıl başarıyla yönetebilecek ki içeride özellikle makroekonomik verilere baktığımızda bir miktar sıkılaşmanın etkilerini görmeye başladığımız bir dönem. Bunun önümüzdeki dönemde para politikası nasıl şekillenecek, mali politikalar nasıl şekillenecek? Aslında OVP'de de bunların yanıtlarını arayacağız daha çok. Bu anlamda da önemli. Şimdi IMF'in raporuna dikkat çektik. Burada özellikle enflasyonun 2025 sonu hedefine yakınsamazsa ek sıkılaştırma gerekebileceği ve ücret ayarlamaları, yönetilen yönlendirilen fiyatlardaki o ayarlamaların ileriye yönelik enflasyona göre yapılması gerektiğine dikkat çekmişlerdi. Bu detaylardan da bahsettik. Şimdi geçtiğimiz hafta sektörel enflasyon beklentileri raporu açıklandı Merkez Bankası'ndan. Burada piyasa katılımcılarının beklentilerine baktığımızda Temmuz ayında %30 seviyesindeyken Ağustos'ta %28.7'ye gerilemiş. Reel sektör tarafına baktığımızda reel sektör piyasada fiyat oluşturucu olduğu için aslında önümüzdeki dönemin fiyat oluşumuna dair buradaki beklentiler önemli. %55'lerden %53.8'e inmiş reel sektörün enflasyon beklentisi. Bu olumlu ama hane halkının %72'lerde olan Temmuz ayındaki beklentisi %73.1'e yükselmiş. Yani hane halkı enflasyonun düşeceği konusunda hala ikna olmuş durumda değil. Bu anlamda da OVP'den gelecek revizyonlar hane halkının daha iyileşmemiş beklentilerini de bozmadan yeni bir revizyon yapılmalı ve bu da aslında doğru bir şekilde anlatılmalı. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta bu arada iklim değişikliği ve gıda enflasyonu ile ilgili bir rapor yayınlamıştı. Burada özellikle iklim değişikliğinin gıda fiyatları üzerindeki işte önümüzdeki 10 yılda yukarı yönlü artırıcı, gıda enflasyonunun yukarı yönlü artırıcı bir etkisi olabileceğine dikkat çekmişler ve özellikle burada işte gıda enflasyonu tarafındaki iklim değişikliğinin etkisini yorumlamışlar. Ama sadece bu değil aslında. Üreticiden tüketiciye gelene kadar aradaki ödenen maliyetler, işte benzin maliyeti, ulaştırma, lojistik maliyetleri, arada ödenen komisyonlar ve ilk üreticiden tüketiciye gelene kadar olan süreçte gerçekleşen, yapılan bütün maliyetlerin etkisiyle tabii ki zaten üreticiden tüketiciye gelene kadar fiyatlardaki artış hepimizin hayatında yakından hissettiği bir etki olarak ön planda. Şimdi Forex Haber enflasyon ve dolar TL anketini yayınladı. Onun bulgularına biraz dikkat çekelim. Ağustos ayında %2.63'lük bir artış beklemiş 16 katılımcı. 16 katılımcı ile yapılmış bir anket. Ortalama medyan beklenti aylık bazda %2.63 enflasyonun artacağı yönünde ve yıllık enflasyonun hangi seviyelere geleceğine atıfta bulunacak olursak da 52.20'ler. Bloomberg anketi de benzer bir rakama işaret ediyor. Şimdi burada yıl sonuna baktığımızda 42.85'ler demiş Bloomberg anketine katılan katılımcıların medyan beklentisi. 12 ay sonrasına baktığımızda da bugünden 12 ay sonrası bu arada bu %26.40'lar olarak ön plana çıkmış. Yani şimdi aslında bugünden 2025'e baktığımızda burada bile rakamlar %25'lerin üzerinde seyrediyor ki OVP'deki ya da Merkez Bankası'ndaki rakamlara baktığımızda, tahminlere baktığımızda %14 Merkez Bankası, %15.2 OVP'deki beklentilerdi, tahminlerdi. Dolayısıyla OVP'de güncelleme görme ihtimalimiz yüksek. Ve özellikle işte 12 ay sonrasının dolar TL'ye baktığımızda 41.30 olarak ön plana çıkarken 2024 yıl sonu dolar TL tarafındaki tahminde 36,98 olmuş. Burada dolar TL ile ilgili yorumu da yaptık. Yurt dışına baktığımızda şimdi bu rakamların ardından menkul kıymet istatistiklerine de değinelim bu arada. Burada yabancının hala satışta kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle iki önemli madde var. Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek faiz indirimi. Haziran'da ilk faiz indirimini yapmışlardı. Aradan geçen süreçte ara vermişlerdi. Eylül ayında bir faiz indirimi daha yapmaları bekleniyor.
Amerika'dan Fed tarafından Eylül ayında ilk faiz indiriminin gelmesi beklenirken ECB için önemli olan Fed'in ne kadar agresif davranacağı ve yılın geri kalanında faizleri ne kadar düşürmekte kararlı olduğu, nasıl bir yol haritası belirleyeceği olacak ki bu anlamda Avrupa'da da politikalar biraz daha şekillenecek. Çünkü bu da onların faiz indirim sürecindeki hızlarını şekillendirecek. Bu bizim için neden önemli? Şimdi Amerika'dan bu hafta içerisinde hem büyüme rakamları açıklandı, hem tüketici güveni açıklandı. Tüketici güveni örneğin 6 yılın zirvesine çıktı Amerika'da. Konut fiyatlarındaki artış hızının yavaşladığını görüyoruz. Konut en yapışkan kalemlerden biriydi aynı şekilde Amerika tarafında da, gerek Avrupa tarafında gerek Türkiye tarafında konut hala etkisini enflasyon üzerinde hissettirmeye devam ediyor. Avrupa'ya döndüğümüzde Almanya tarafında ikinci çeyrekte Almanya ekonomisinin küçüldüğünü görüyoruz. Yani diğer yandan bu arada Japonya'dan da bir açıklama geldi. Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcılarından gelen açıklamada, geçtiğimiz haftalardaki carry trade hikayesini hatırlarsınız, faiz artışlarının devam edeceğini ama piyasalardaki bu hassas ve kırılgan dönemi baz alarak bunun şu an kısa vadede yapılmayacağına vurgu yaptılar. O taraf hala takip etmeye devam edeceğimiz bir fiyatlamaları oluşturacak parametre olarak bir tarafta duruyor. Şimdi piyasa tarafına geldiğimizde bu hafta itibariyle oldukça çalkantılı bir haftaydı. Gerek vade sonu olması nedeniyle pozisyonların, özellikle Viyop tarafındaki pozisyonların roll edilmesi, yani işte bir sonraki vadeye taşınması, aktarılması, gerek bu pozisyonların karşı tarafı olması nedeniyle, yani Viyop'ta açılan her bir pozisyon için piyasada karşı tarafında bir başka bir pozisyon, örneğin short pozisyon açtığında diğer yandan long pozisyon açmak durumundasınız. Bu pozisyon kapanışları nedeniyle satışların etkisinin hafta ortasından itibaren bir miktar piyasada tepki alımlarının ön plana çıkmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Ama hala 10.000 seviyelerinin altında kalan bir endeks var. Şimdi geçtiğimiz haftalarda yaşanan o satış baskısıyla 10.400-10.200 bandı arasında bir gap oluşmuştu. Bu gap kapanmadığı sürece, yukarı yönlü hareketlerde dahil bu gap kapanmadığı sürece piyasada yukarı yönlü fiyat hareketinin oluştuğuna dair ya da oluşabileceğine dair bir beklentiye girmek biraz anlamsız. Çünkü ilk etapta tabii ki bu gap'in kapanmasını bekleriz. Sonrasında yeni hikayeler. Yeni hikayeler ne olabilir? Şimdi Avrupa'dan, Amerika'dan faiz indirimleri gerçekleştiğinde gelişmiş ülke ekonomilerinden gelişmekte olan ülke ekonomilerine, ülke piyasalarına bir sermaye akımı bekleriz. Ama Türkiye'nin burada bundan ne kadar faydalanabileceği tabii ki Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki politikalarına göre şekillenecek. Bu anlamda daha önceki yıllarda eğer politikalarda hata yapılırsa bu sermaye akışından yararlanma ihtimali düşük. Burada Merkez Bankası özellikle enflasyonla mücadeledeki kararlılığını ne kadar devam ettirebilecek, bu önemli. Hikaye bazında baktığımızda yılın geri kalanına dair herhangi bir yeni hikaye şu anda yok. Tek hikaye işte ne olabilir? Zaten not artış hikayeleri mevcut fiyatlamalar içerisinde tek hikaye globalde, yani gelişmiş ülke ekonomilerinden gelişmekte olan ülke piyasalarına sermaye akışının hızlanması hikayesi olabilir. Buradan Türkiye'de nasibini mutlaka alacaktır. Mutlaka burada bir hareket oluşacaktır. Ama ne kadar Türkiye burada tercih edilecek? Mevcut enflasyon muhasebesi sonrası baktığımızda aslında şirketlerin de artık eskisi kadar iskontolu olmadığını görüyoruz. Bu da tabii ki burada bir anlamda talebin bir miktar daha sınırlanabileceğini gösteriyor. Ama ana hikaye önümüzdeki dönemde, yani asıl faiz indirim hikayesi başladıktan sonra gerçekten bu şirketlerde de önümüzdeki yıllara dair, yani orta uzun vadede iyimser olmakla birlikte, bu arada kısa vadede o çalkantılı volatil hareketlerin devam etmesini bekliyorum. Ama mevcut senaryo içerisinde yıl sonuna kadar şu anki koşulları baz aldığımızda hala yukarı yönlü bir trend oluşumunu ya da işte yeni bir hikayeyi ortaya çıkartacak bir gelişme bulunmuyor. Bu haftaki gelişmeler piyasanın işte
buradan sonra hangi seviyelere gideceğine karar verecek gelişmeler olacak. Dolayısıyla volatilitenin çok yüksek olduğu bir hafta yaşama ihtimalimiz var. Eğer bu hafta hem enflasyon, hem büyüme rakamları, hem OVP, hem de Fitch ile birlikte piyasada o artık yön arayışı netleşirse, buradan yukarı yönde ilk görmemiz gereken seviyeler 10.200-10.400 gapinin kapanması olacak. Oradan sonra şayet bu gap kapandıktan sonra bu seviyelerin üzerinde kalabilirsek, o zaman işte 13.000'lere doğru bir hikaye başlama ihtimali var. Ama burada temkinli olmakta, stopla işlem yapmakta, özellikle model portföyleri değerlendirmekte fayda olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem enflasyon muhasebesi şirketlerde seçiciliği biraz daha zorlaştırmışken, hem de makroekonomik koşullardaki o şu anki yaşanan belirsizliğin etkileri hisse seçimlerini biraz daha zorlaştırdı. Bu anlamda da model portföylerden ve yatırım uzmanlarından destek almanızda fayda var. Hepinize şimdiden bol kazançlı bir hafta diliyorum.